Merhaba, eksik olana hoş geldiniz. Bugün Alp'in eksikliğinde eksik olan işlemeye çalışacağız öncelikle. Çok böyle itiraf etmem gerekirse sıcakkanlılığıyla, verdiği bilgilerle kanımızın ısındığı bir konumuz var. O yüzden böyle gülerek, yüzüm gülerek açıyorum. Çok önem verdiğim bir haftadır kitabı okurken oldukça heyecanlandığım, öğrendiğim, önemsediğim ve okudukça da zihnimde parlak yeni fikirlerin doğduğu bir kitap var. Metis yayınlarından çıktı. Gestalt Kuramı. Bu kitapta hem çok önemli Gestalt Kuramı ile ilgili makaleler var. Hem de sevgili Esra Munga'nın harikulade analizleri mevcut diyeyim. Hoş geldiniz öncelikle. Esra Munga'nınla beraberiz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle şöyle başlamak isterim. Gestalt Kuramı aslında tarihsel olarak 1915'lerde sonra 40'lara kadar olan bir süreçte doğuşunu tamamlıyor. Ama sonra sanki bir unutuluyor. Sonra tekrardan günümüze gelen belirli açıklamaların, deneylerin aslında bu kuramla açıklandığını görebiliyoruz. Bir nevi aslında bir paradigma da içerdiğini, yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama gözlemleyebiliyoruz. Bir bakış açısı, bir teori çerçevesi sunuyor. Bunu yaparken böyle hem sosyal bilimlerin hem felsefenin hem kültürel çalışmaların alanlarına da girdiğini gördüm. Özellikle son makaleler çevirdikleriniz oldukça heyecan vericiydi. Şöyle başlayalım. Gestalt Kuramı ile ilgili ilk ilginizi nasıl çekti? Bu kitabı yazarkenki ana derdiniz neydi? Teşekkürler. Alanım aslında bilişsel psikolojidir. Bellek, unutma mekanizmaları, istemli unutma mümkün mü? Ya da yönlendirilmiş unutma, bu George Orwell'da 1984'te gördüğümüz. Bunlar böyle çok ilgimi çeken konulardı. Ama müzik de çok ilgimi çeken bir konuydu. Dolayısıyla doktorumu müzik belleği üzerine yapmıştım ama yine bilişsel kuramın içinde. Yani ana akım mekanistik bellek kuramı içerisinde çalışmıştım. Ama bir türlü müzik belleğinde o modeller istediği sonucu vermedi aslında. Böyle müzik orada çok istisnai bir garip bir özellik gösterdi. Sonra akademiyi böyle bırakıp sonra tekrar döndüğümde öğrencilerim de böyle ısrarıyla hocam işte müzik biliş dersi versiniz diye beni biraz itekleyince o açıdan öğrenciler çok hayati çünkü insan yoksa bildiği yoldan gidiyor. Bu dersi açmaya başladım müzik biliş dersi ve böyle psikoakustikten algı, müzik ve beyin, müzik ve bellek, müzik ve duygu, kültür, evrim falan çok geniş bir yelpazeyi kapsayan böyle bir ders serisi başladı ve müzikle müziğin bellekten çok özellikle algı kısmına girdiğiniz zaman sizin gıştalttan hiçbir kaçışınız yok. Zaten kaçış da dememem lazım çünkü aslında doktorada da gıştalt kuramı hep çok ilgimi çekti. Hatta lisansta da çok ilgimi çekti. Yani böyle psikoloji dersinde onların bir takım çok ilginç algıya dair söylediklerinin örnekleri gösterilir derste ve hepimiz böyle şaşa kalırdık ama orada da kalırdı. Aslında çok geç bir zamanda böyle bir vakit ayırayım. Şu insanlar tam ne demiş? Çünkü hiçbir zaman böyle tatmin edici bir cevap gelmiyordu. Doktorada da gelmedi açıkçası. Algı üzerine de ders aldım falan. Yoktu o. Ve okumaya başlayınca hakikaten çok şaşırdım. Ben böyle biraz kitapta da onu belirtiyorum ön sözünde. Yani böyle biraz naif. Yani 21. yüzyıldan bakınca şu ana kadar biriktirdiklerimiz falan çerçevesinde bilişsel kuramlar içinde. Yani böyle naif, hani tatlı işte bakın böyle bir şey bekliyordum. Tersine sadece algıda değil bellek üzerine de çok ilginç yeni açılımlar sunan yaratıcılık konusunda üretken düşünce diyorlar. Oradaki şeyleri biraz biliniyordu. Onlarla karşılaşmak ve ondan sonra o işte kitabın en sondaki o makaleler müthiş böyle cevval bir öğrenci ekibiyle yaptığımız çeviri. Orada bu insanların hakikat nedir, etik nedir, demokrasi nedir, özgürlük nedir gibi böyle çok farklı sosyal bilimsel dediğiniz gibi felsefe, kültürel çalışmalara taşan şeylerini, yazılarını görünce
hakikaten ben de neye uğradığımı şaşırdım ve o heyecanla yani müzikten başlayıp aslında evet müzik beni oraya bir bakıma böyle şey yaptı. Orayı böyle ne denir? Sevk etti. Evet sevk etti ve ondan sonra böyle bir dünya açıldı açıkçası. Şimdi bunun önünde. Önemini biz nasıl izleyicilere kitabın önemini anlatabiliriz? Çünkü ben çok önemli, yepyeni kapılar açan, multidisipliner alanları birleştirebilecek bir kuram olduğunu. Onun dışında sizinle de konuştuk. Şimdi edebiyata, psikanalitik yaklaşımlar çok meşhur ve çok eski de bir kuram. Ama Gestalt kuramı mesela biz İskenderiye dörtlüsünü yaptık sevgili Alp Kozanoğlu'yla. O dörtleme içinde resmen bir Gestalt kuramı var. Yani böyle boşluklar, parçalar, hakikatin onlar üzerinden değişimi ve hakikat arayışının sürekli sürmesi gereken, o parçaların sürekli analiziyle devam etmesi gereken çok bir kere bütünsel bir şey var. Bütün kitabınızda deneysel örneklerde onu görüyorum. Hem insanın fenomenolojik süreci, bunu nasıl açıklayabiliriz hocam? Kendi içsel algısı, içinde dışarıdan belki bağımsız olan algısı, hem de fiziksel koşulların etkisinin ne kadar deneylerde farklılık yaratabildiğini bir kere Gestalt gösteriyor ve bunu günümüzde aslında kitaplarda hep görüyoruz, yeni bilimsel deneylerde hep görüyoruz ama Gestalt olduğu ve bundan esinlenildiği kuramsal olarak söylenmiyor sanki. Bunun önemini nasıl ifade edebiliriz? Evet, orada bir yani kuramı mesela böyle kısaca tanımlamak gerekirse, ana özellikleri nedir diye soracak olursa, en önemli önermelerinden biri, yani en çok böyle aslında böyle hani tabiri bağışlayın, böyle ciklet gibi çiğnenen şey, özeti işte bütün parçaların toplamından farklıdır ya da fazladır gibi bir şey. Ama aslında çok donuk bir ifade ve çok bir şey de ifade etmiyor. Yani neden öyle? Ona da hiçbir şey anlatmayan bir şey, sadece çok, çok donuk bir cümle. Onun için ben onun yerine şöyle ifade etmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Biz çevremizle iç içeyken, yani böyle ayrık olarak çevreyi algılarken, bizden bağımsız çevreyi algılarken bile demek istemiyorum. Çünkü biz bir iç içelik var. Her şeyin içinde gömülü. Biz şu an sizinle bir etkileşim içindeyiz. Aynı zamanda bu fiziki mekanın içinde gömülüyüz. Ve burada birçok böyle gömülü şeyler var. Ve bunun bizlerde yarattığı öznel hisler var. İlk etaptaki en hızlı ve en doğrudan hiçbir entelektüel, yorumsal kısım gerektirmeyen bir doğrudan olanlar arasındaki ilişkileri tespit etme, özümseme, onları alma dinamiği var. Mekanizm demek istemiyorum, aslında dinamiği var. Ve bu, şimdi dinamik sözcük de çok önemli. Bu böyle statik bir ilişkiler ağda değil. Çünkü ilişkiler adı üstünde dinamik. Şimdi mesela sizinle konuşurken bile ilk önce telefonda konuştuk önceki gün. Ondan sonra bugün programdan evvel yüz yüze konuştuk. Yani böyle sürekli aslında bir dinamik var ve her bir sonraki zamanda sizin bana sorduğunuz soru, benim size cevap veriş biçimim de ona göre değişiyor. Dolayısıyla çok dinamik ve ilk etapta bütün olanı ve o bütünde o konstelasyonu, o konfigürasyonu, o ilişkiler ağını çıkaran bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve yani zihin de demek istemiyorum çünkü bedenle de çok iç içe. Yani o ayrımı da çok reddeden. Felsefi açıdan aslında bana Spinoza'nın kuramına ontolojik olarak çok yakın geliyor. Hmm. Yani zihin beden ayrımını reddeden, duygu zihin biliş ayrımını reddeden onların iç içiliğine göre. Ve tabii ki dinamik bir kuram olduğu için şimdi şeye gelirsek, yani 1900'lerde ortaya çıkıyor ve bu kurucuların yani fizik eğitim alanları da var aralarında ve bu böyle çok ilginç bir coğrafyada gerçekleşiyor. Yani şimdi gömülülükten bahsediyoruz. İki Dünya Savaşı arası yani aslında pardon tam böyle 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş dönemi. Çünkü daha aslında 1. Dünya Savaşı çıkmamış. 1912'de böyle bir hareket algısıyla ilgili bir kuramla aslında şekillenen bir kuram diyebiliriz. 1912'de dediğim gibi.
O dönemin Almanya'sı da çok uçuk kaçık. Yani böyle bütün ezberlerin ters yüz edilebildiği, her şeyin böyle yeniden tasarlanabildiği, düşünebildiği, kurgulanabildiği daha doğrusu fiziğin de çok uçuk kaçık olduğu bir dönem. Yani kuantum mekanikçileriyle de bu kişilerin bayağı ilişkileri var. Max Planck'la şeylerle falan, Ernst Mach'lar işte filan. Ve aslında... çok da zor bir bakıma çok berrak ama bir yandan da çok zor ve zorlayıcı bir kuramda ortaya çıkıyorlar. Ama yavaş yavaş o dönemin atomistik, hep böyle parçalara odaklanan ana akım psikoloji bakışına karşı ve bir yandan Rusya'da ve Amerika'daki davranışçılık ekolüne karşı bir yeni bir fikriyat ortaya çıkarabiliyorlar. Şunu da önemsiyorum, tek kişi değiller, birkaç kişiler ve hepsi kendi güçlü taraflarıyla ve iyi bir yazı çiziğiyle müthiş bir merak uyandırıyorlar ve herhalde zirve noktaları 1920'ler ve artık yavaş yavaş herkes burada söylenenleri duymaya başlıyor, heyecanlanmaya başlıyor ama gelin görün ki işte Nazilerin postal, yani şey Nazilerin iktidara gelişi. Söz konusu 33. Zaten işte Max Wertheimer Yahudi, Kofka kısmen Yahudi köylerde muhalif, aralarında sosyalistler var filan. Yani Almanya'da tutunamıyorlar ve işte Amerika'ya geçmek zorunda kalıyorlar. Ve orada benim de kafamı çok meşgul ediyor. Yani orada ne oluyor? Çünkü aslında müthiş saygı duyuluyorlar. Gerçekten. New School'da işte Wertheimer'a hemen bir yer veriliyor. Wertheimer zaten aynı zamanda Albert Einstein söylemeyi unuttum, yakın arkadaşı evet, falan. Hepsi var, evet, Einstein aynen burada. Evet. Hepsi böyle müzik de yapan insanlar bir yandan filan. Yani Amerika'da aslında büyük bir saygı görüyorlar ama galiba yani benim bir düşüncem Anglo-Amerikan bakış, yani felsefi bakış aşırı işlevselci. Ve bir pragmatik bir bakış var. Bu böyle biraz fazla geliyor. Ve belki hani burada bütün söylenenleri çok daha pratik bir yolla anlayabiliriz. Gibi bir bakış. Özellikle 1945 bu bilişsel devrim dedikleri işte Turing ve ilk böyle bilgisayar fikriyatın ve dolayısıyla algoritma fikriyatın ortaya çıkmasıyla yani bir takım semboller manipüle oluyor. Zihin de böyle çalışıyor. Yani zihin bir bilgisayar olarak zihin bakışı Amerika'da çok büyük heyecan yaratıyor ve bu gıştaltı yutuyor. Ve hatta aslında böyle bir tezat olarak da değil, diyorlar ki bu bilişsel devrim işte gıştaltın da çok güzel bu gruplama prensipleri var, şekil zemin. Bunu da içine aldık ama kuramın felsefesini çöpe atıyorlar. Sadece yüzeyindeki bu gruplama algıdaki işte ve onu da sadece görsel algıdaki şey diye vurgulayarak insan bir şeye bakarken işte ilk önce şekiller görüyor. Arkasında bir zemin var. Bazen şekil ve zemini ters yüz edebiliyor. Bazen edemiyor. Bunu evet bu ilginç bir fenomen diye kabul ediyor bilişselciler ve bir şey algılarken müzikte, görselde filan işte bir şeyleri grupluyorsunuz. Mesela şimdi buradaki şu nesneler böyle birbirine yakın da olduğu için böyle bir grup olarak algılanıyor olabilir ya da bu birden gül kurusu olduğu için ayrık olarak duruyor olabilir. Belki de şu anki konu bu konu olduğu için belki şu ve belki bunlar biraz belki sizin kağıtlar ve kupa bile zemin olarak görünüyor olabilir. Hele ki şu masa. Ama felsefeyi atlıyorlar. Bu insanların aktarmak istediği felsefeyi atlıyorlar. Ya şimdi o kadar önemli aslında bir konu ki şimdi bilişsel devrimle beraber işte evet. Şey insanların aslında bir istatistiki bakış açısına evet. indirgenmesi. Evet. Ve bu indirgenmeyi de eleştirirken geçmiş teorilerin de yetersiz kaldığını ve bir tıkanma yaşadığımızı sanki evet. gördük. Örneğin yani Lacan çerçevesinden sadece bu teorileri eleştiremezsin. Ama burada bir bütünlükçü bir bakış açısı var sanki. Evet. Yanılıyor muyum? Yani insanın hem kendi içsel algısını, bundaki değişimler yani aynı odada, evet. Aynı uzamda şu an farklı sandalyelerde de otursak, tıpatıp aynısında bile otursak burada belirli farklılıklar olabiliyor. Bir, bunu gözlemliyor. Bu çok önemli. İki, analitik olarak bütün ve bunun aralarındaki bütünün parçaları nasıl değiştirdiği, parçaların da ama bütünü etkisini gözetiyor. Evet. Ve burada da aslında beynin çalışışıyla ilgili
İlla işte nörobilimin EEG'lerle vesaire bakılmadan deneyleyerek bunları bir matematiksel analitik hale de getiren bir teori. Dolayısıyla şey konusu tabii kafa karıştırdı. Şimdi bazı şeyler hani böyle felsefede a priori zaten bizde vardır deniyor. Burada öyle bir şey denmiyor. Burada ikisinin de bir sentezi var. Hatta ikililikler yok. O sizin bahsettiğiniz yine Amerikan psikolojisi diye örnek veriyorsunuz. Siz daha iyi onu anlatırsınız. Onun yerine doğuştanlık gibi bir kavram da tam yok. Yani hem öğreniyorsun hem doğuştan olan şeyler var. Bunların hepsinin bir birleşimi var ve bu birleşimlerin hepsini sanki hesaba katmaya çalışan bir deneysel ortam var. Böyle olunca ne oluyor? İstatistikki çarpıtılmalar da aslında eleştirilmiş sanki olmuş. Evet. Oluyor otomatikman. Yanlış mı algılamışım? Evet, yok. Aynen öyle. Şimdi mesela deneysel olarak bakıldığı zaman bu insanların vurgulamak istediği şey şu. Şimdi bir kere araştırmanız için kullanacağınız ögeleri, ki onlar da bayağı laboratuvar araştırması yapıyor. Yani ha işte ampirik, yani böyle hani laboratuvar deneysel çalışma çöpe gitsin öyle bir şey yok falan diye değil. Bayağı laboratuvar araştırması yapıyorlar ama orada şunu söylüyorlar. Kullanacağınız uyaranları ilk önce strüktürel olarak, yapısal olarak çok iyi inceleyin. Ve tabii ki yani şu bakışı çok reddediyorlar. Yani bence şu an psikoloji, ana akım psikoloji bu hatanın içinde ve şu an nörobilim, işlevsel MR'larla o üretilen tonlarca bilgi, böyle sanki en pahalı ve en muazzam cihazlarla ve işte yüzlerce binlerce katılımcıyla müthiş yüksek bir istatistiki kuvvet elde ederek çok temiz metodolojik deneyler yaptığımızda böyle kendiliğine ve büyük data işlem yapay zeka programlarıyla kendiliğinden hakikat belirecek ve kuram ortaya çıkacak gibi böyle çok naif bir şey var. Bence o biraz o çok problemli bir şey. Bu insanlar bir kuramla geliyorlar, bir bakış biçimiyle geliyorlar. Diyorlar ki şekil zemin gruplama, pregnans dinamikleri diye dedikleri bir şey var. Alan dinamikleri, yani zamana göre bir şeylerin değişmesi. Dolayısıyla diyorlar ki uyaranları ister müzik uyaranı, işitsel bir uyaran, ister görsel bir uyaran, ister dokunsal bir uyaran, onun nasıl bir şekli şemaili olduğunu baştan iyi tespit etmek lazım ve kuramımız açısından hangi değişik versiyonlarını kullanmak istiyoruz o. Ardından deney esnasında katılımcının bu uyaranları hangi sırayla aldığı da çok önemli. Mesela bizde hep şöyledir, çünkü ben de teknikçi, yani ben tamamen bir mekanikçi olarak yetiştirildim. Biz mesela deneylerde uyaranları farklı sırayla verdiğimizde o farklı sıralı grupları sonra birleştiririz ve hani böyle neredeyse dua ederiz. Aman o gruplar arasında farklı sıralamaya göre fark çıkmasın. Fark çıkarsa da buna bu bir erördür deyip birleştirip istatistiki olarak ona rağmen yine asıl değişkenimiz bütün gücüyle ki gücünü göstersin isteriz. Yani ilgilenmeyiz, ilgilenmek istemeyiz sıralama meselesi. Gıştalcılar ise ta baştan itibaren sıralamayla çok ilgileniyorlar. Çünkü diyorlar ki bu görsel mesela uyarandan önce bunu görürse kişi, yani bu bir sonra gelenli algılama biçimi değişebilir. Ve ne açıdan değişebilir? Bu çok ilginç bir şey diyorlar. Çünkü dinamik bir sistem olarak görüyor. İnsana canlıyı, çünkü sadece insanlarla dediğiniz gibi canlı, yani organizmalarla çalışıyorlar, yani işte şempanzelerle şeyler, tavuklarla bile. Dolayısıyla esas odaklarını aldıkları işte bu dizilimlerin, yani öncesinin sonrasına olan etkisi ve hatta beni en çarpan bellek kısmında o var. Hedwig von Restorff'un bellekte yaptığı ilginç bir çalışma var, o da bize çok eksik ve yanlış anlatılmıştı doktorada. Yani sadece benim gittiğim doktora programı değil, benim böyle çok arkadaşlarımda da hiçbiri bundan haberdar değildi. Birinci kaynak okutulmuyordu çünkü gıştalçılar açısından. O şey bile gösteriyor. Uyaranlar peş peşe geliyor ve sonra bir bellek testi yapılacak. Peş peşe geliyor. İkinci ya da üçüncü, yani kritik pozisyondaki uyaran ya ikinci ya üçüncü sırada oluyor o. Onu takip eden 7-8 tane uyaranın geriye dönük zamansal olarak o ikinci ya da üçüncü sıradaki uyaranı bir anda belirginleştirmesi, geriye dönük, yani bir anda adeta zaman geri geçir ve onun temelinde o uyaranı biricik kılması, şekil kılması ve unutulmaz kılması.
Ya çok ya nasıl zamanı da tersine çeviren de çok... izleyenlere dönüyoruz. Bunun nasıl edebiyatta kullanabileceğini ben acayip mesela kapılar açıyor. Çünkü yani mesela biz başında neydi? Romanın içine çekmesi gerekir değil mi? Klasik işte okuyucuya hitap etmesi gerekir ama o işte parçalı yapı ve ondan sonra işte geri dönüş bir anda bütün resmi anlamlı kılma tekniği mesela. Ya da siz müzikte mesela çok güzel yine örnekler vardı. İşte iki nota arası bir kornanın girmesi bile bütünsel şeyi nasıl tekrardan etkiliyor. Dolayısıyla burada çok analitik bir kuram var. Şey söyleyecektim bu bütün bu peki insanlarımız işte Westheimer'dan yani Gestalt kuramının Amerika'da yayılmasıyla ilgili onların yaşadığı bu işte biraz da direnişlerinden siyasi tavırlarından da bahsedebilir miyiz? Çünkü çok önemli de aslında muhalif kimlikteki insanlar. Bir de Amerika ile Almanya ekolü arasında bir çatışma var herhalde yine de. Yani o Nazizmle beraber o Alman felsefesinin sonrasında aslında Fransızların ele aldığını görüyoruz. Orada da bir bozulma şey olabilir. Bir de 90'lardan sonra bu iş nasıl değişiyor? Sizce siyasi çok zor bir şeye bağladım. Bu arada konuyu da atlamış oldum. Ama geç de altta toparlarız. 91 Berlin Duvarı yıkılması sonrası artık iki kutuplu dünyanın çökmesi ve teorilerin çağının aslında bir anlamda da bitmesiyle de bu hepten şeyin ampirizmin, deneyselliğin ve istatistik dataizmin aslında ortaya çıkışı arasında da bir bağ görüyor musunuz? Evet, şey hakikaten o direniş kısmı önemli. Yani şimdi Max Wertheimer zaten Yahudi olduğu için de hemen daha 33'te yanılmıyorsam Hitler henüz iktidara gelmeden ayrılıyor, kaçmak zorunda kalıyor, ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Kafka zaten daha erkenden gidiyor. Bunlar hep böyle artık böyle Weimar dönemi. Orada çok ilginç. Yani onun için hep öğrencilerim bir şeyde Babilon Berlin'i izlemelerini söylerim. Yani o dönemin Almanya'sını bence bayağı iyi anlatan bir şey, bir dizi kitabı da okunu muhtemelen iyidir. Ben kitabını henüz okumadım. Köle ise köle o dönem 33'te yani çok saygın bir bilim insanı. O işte ilk şempanzelerle 1910'larda yaptığı araştırmalar Tenerife'de. İspanya'da böyle Prusya Bilim Akademisi'nin böyle muteber gelecek vadeden bir genç bilim insanı olarak oraya yollanıyor ve çok ilginç çalışmalar yapıyor. Ve dolayısıyla 30'larda artık çok tanınan bir insan. Fakat Köhler Nazilerin iktidara gelişin o da çok çok rahatsız ve seçim kazandıktan sonra Nazi Partisi NSDAP bir gazetede bir şey yazıyor. Sert eleştirel bir yazı yazıyor ve o akşam Psikoloji Enstitüsü'nde Berlin'de öğrencileriyle birlikte öğrenciler de onunla kalıyor çünkü Gestapo gelecek ve götürecekler diye bekliyorlar ve o gece müzik yapıyorlar birlikte ama Gestapo gelmiyor. Şimdi bu aslında bize şeyi gösteriyor. Sonuçta saygın bir bilim insanı olduğu için bu tarz faşist oluşumlar hemen oralara bulaşmazlar. Tabii gönül isterdi ki o dönem benzer derecede saygın başka bilim Alman bilim insanları da bir muhalefet yapsaydı. Ama yapan hemen hemen hiç olmadı. Sağlarından sollarından Yahudi ve sosyalist ve başka nedenlerden dolayı atılan meslektaşları oldu ve buna ses çıkarmadılar. Bu tabii bana Türkiye'deki KYK sürecini inanılmaz anlatıyor ve onun tabii çok daha öncesi de var. İşte 147'ler işte her partide her bir darbe döneminde ülkemiz böyle parti parti hep böyle üniversitelerden o tasfiyeleri yaşamıştır. 33'te de oluyor bu. Bir takım kişiler tasfiye ediliyor ve orada önemli olan hani sessiz kalınıyor mu kalınmıyor mu? Sonra bu da yine bize ülkemizi çok hatırlatıyor. Bizim üniversitede de çok yaşadığımız bir şey. Köylere dokunamıyorlar, derslerini vermeye devam ediyor 34'e kadar. Ama derslerine giren öğrencileri taciz ediyorlar. Yani öğrenciler seminerine giriyor, çıkarken GBT, Türkçe tabirle taraması yapıyorlar. Ve bunu bizim öğrencileri de yaptılar.
kampüste şeyde sivil polis. Dolayısıyla çok ilginç paralellikler var. Ve şimdi Amerika'ya geçişte o sizin söylediğiniz, çünkü benim de hakikaten kafamı meşgul etti. Yani bu sadece böyle bir temel dünyaya bakış farklılığı mı? Yani o Anglo-Amerikan biraz daha böyle pragmatik, daha böyle işlevselci, her şey böyle hep hani işte evrimdir, işte evrimden dolayı bu böyle bir işlev ortaya çıktı. Biraz böyle kısa kestirme. Bu böyle bir yapı mı? Bunun tarihçi Selçuk Esenbel'le böyle bir öğlen yemeğinde direniş günlerimizde direniyoruz ama bir yandan evet böyle sohbetlerimiz de oluyor. Konuşurken çok ilginç bir şey söyledi. Şey dedi işte, aynen dediğiniz gibi böyle Amerika'da bir hani Alman felsefesinin olduğu gibi üstünün örtülmesi, böyle bütün o felsefe bir bütün olarak sanki nazilikle iç içe gibi algılanması. Bu tabii çok büyük bir hata, çünkü bu gıştalçılar zaten nazilerin baş hedefiydi. Yani orada bir Heidegger örneği üzerinden böyle bütün bir düşünce birikimini, Hegel'leri falan bu kadar yok saymak, tehlikeli saymak, hatta çok problemli bir şey. Dolayısıyla bir yanıyla galiba böyle bir taraf da var. Çünkü Selçuk Hoca şey dedi, yani bir dönem Amerika'da 1960'larda falan, 70'lerde böyle Hegel falan gibi felsefecilerin çok daha az okutulduğu, hatta kısmen hiç okutulmadığı, Heidegger'in hiç okutulmadığı. O tabii şey, yine bir şeyleri yanlış kurtlamak ve birbirine karıştırmak gibi biraz ne denir, yani böyle bir şeyin esas, yani o ayrışmayı yapmama tembelliği mi demek, ya da çok belki duygusal bir reaksiyondu, bilmiyorum. Ama çok söylediğinizde çok ilişkilendi, yani o dolayısıyla o boş alana ondan sonra Fransız felsefesi anlaşılan oturuyor. Evet. Ben felsefeci değilim ama şeyde, deneysel tarafta da hakikaten şimdi benim de bunun üzerine düşünmem lazım. Çünkü deneyleri yürütürken şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela o 1912 makalesi hareket algısı, işte belirli böyle bir yaklaşık 100 milisaniyelik bir farkla, mesela şöyle diyelim ki şöyle bir şey gösteriyor. Ondan sonra hemen 100 milisaniye, hangi kamera bilmiyorum, şunu gösteriyor. Yani şurası bir yanıp sönüyor. Bir de ben sizin kaleminizi alayım. Şimdi yanlış, çünkü aslında şöyle göstermem. Şu yanıp sönüyor. 100 milisaniye sonra şu yanıp sönüyor. Ama aynı yani şekil, aynı şekil. Aslında burada hiçbir hareket yok. Ama insanlar bunu bir hareket olarak algılıyor. Şimdi mesela orada bıraksaydı işte 100 milisaniye civarında ya da şöyle. İnsanlar bunu ayrık uyaran olarak değil, ya da tekli bir uyaran, simultane bir şey olarak değil, oradan oraya hareket eden, buradan buraya hareket eden bir şey olarak görüyor. Orada bırakabilirdiniz. Yani şu anki mesela günümüzde biz orada bırakırdık. Onlar fakat şey, katılımcılara sorular soruyorlar. Çünkü buradaki esas olay, her bir gördükleri şeyde, seansta, burada gerçekten hareket var mı yok mu sorusunu cevaplamaları gerekiyor. Ve bazı seanslarda, bazı şeylerde hakikaten hareket var. O çubuk hareket ediyor oraya. Bazılarında yok. Ve fark ediliyor ki ayırt edemiyorlar. Ve daha da ilginci, hareketin olmadığı durumlarda bazı kişiler şey diyor. Yani böyle sanki uyaranlardan çok hareketin ta kendisini deneyimledim. Böyle bir hareket olayına deneyimledim diyor. Ve bu çok ilgisini çekiyor Vertemen. Ha, demek burada A ve B dersek buna, bu ikisini bağlayan böyle bir fay, işte bir fenomenal iki ayrık olayı bir tekil, bir bütünsel ve hareket özüne sahip bir şey çeviriyor. Ve bu soruları sormasaydı, yani o deneyimini sordu, o deneyimi sormasaydı, bu son derece belki ilk etapta neredeyse ne diyeyim, sezgilere aykırı durum. Çünkü o hareketi muhtemelen daha çok esas hareketin olduğu şeyde söylerlerdi diye insan beklerken, bunu tam da hareketin olmadığı
uyaranlarda söylemeleri ilgisini çekiyor. Ve burada mesela şu çok önemli bir şey. Yani bu mesela meslektaşlığımı da nasıl anlatırım hiç bilmiyorum. Evet ama yüzde kaçı öyle dedi. Hayır, burada sadece bir kişi bile söylese çok ciddiye alınması lazım. Çünkü şunu fark ediyorum yaptıkları deneylerde işte şempanzelerin problem çözmelerinde ve insanların problemleri çözme deneylerindeki deneyimlerini aktarırken o deneyimlerini sadece de böyle kalitatif olarak bildirmek için toplamıyorlar. O deneyimlerini okuyorlar ve düşünüyorlar ve bu ne anlama geliyor kuramsal açıdan da yorumluyorlar. Ve oradan inanılmaz çok ipucu alıyorlar. Dolayısıyla ben de mesela bundan böyle deneyimlerimi böyle zavallı katılımcı gelir bır 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 hani tamam benim müzik en azından dinliyorlar çokça ama yani her şey böyle peş peşe şey onar saniyelik şeyler dinlerler falan sonra bir bellek testi diyelim olur falan öyle yapmak yerine katılımcıyı da daha bir özne olarak görüp onu ciddiye alıp ve onunla da bir şeye girmek yani bir hakikaten bir hakikat merakı gerekiyor. Yani ve bunun illaki verinin işte kalitesini bozar şunu yapar gibi basite indirgememiz lazım. Çünkü bu insanlar çok temiz deneyler yaptılar ve bulguları hala şey. Yani burada işte anlattığım çalışmalar hepsi hala günümüzde geçerli. Onun için zaten tarihin tozlu sayfalarını atılamıyor bir türlü. Hatta işte geri gelişi var. Siz de bahsettiniz. Yani mesela bellek konusunda bu çok daha herhalde net örnekler var. Yani hatırladığımız şeyler ne kadar bütünün yer ettiğini, bütünü görüş açımız ve onun parçalarını da ona göre yorumladığımız ve şimdi burada şu çıkıyor. Belki ampiris deneylerde rastgele belirli şeyler gösteriyorlar. Bu kadar netken Gestalt'ta ne yapacak? Tek tek onların bağlantıları hangi şekiller nasıl kuruluyor? Ve hafızamızda bunun daha iyi kalmasıyla ilgili de aslında sonuçlara da ulaşıyorlar. Bu ne demek? Öğrenmenin tamamen yanlış yapıldığına kadar neredeyse çıkabilecek bir şey. Bundan da biraz bahsetmenizi isterim. Yani biz mesela bir de Ayşe konuları da çok ilginçti. Onunla da birleştirelim. Bazen de sizin belirli görevlendirmeleriniz bile deneyi direkt etkiliyor. Yani işte o fare labirenti bulan farelere de değinelim. Serbest bırakıldığında serbest oyunun da etkisini görüyoruz. Fiziksel koşulları nasıl kullanırsak daha iyi eğitebileceğimizin de sonuçları insanları belki buradan çıkacak. Hafıza konusu çok etkiledi beni kitapta. Evet hafıza beni de yani okurken yani ben bir kere hafıza konusunda bir şey ürettiklerini bilmiyordum. Von Restorff efekt ki onu böyle von Restorff etkisi diye anlatılır. Bir kere ben ve yine dediğim gibi bellek konusunda doktor yapmış ve 10 yıllarca bellek dersi vermiş dostlarım da hep bir kere bir erkek olarak düşünmüşüz bir kadın. Onun o çalışmasının bir Gestalt çalışması olduğunu bilmiyordum. Gestalt çalışması olduğunu görünce neyi, niçin, nasıl yaptığını anlamış oldum. Ve ondan sonra bu yolculukta Ricardo Lucio diye bir görsel algı çalışan ve zaman böyle ikinci kuşak Gestaltçılarından Kanitsa'yla beraber çalışmış bir kişi ve bir başka Lydia Maniatis bana Erich Goldmayer'dan bahsetti. 81'de çıkmış bir bellek kitabı var. Doktoraya gidiyorsunuz, hiç okutulan bir kitap değil. O kitabı buldum zar zor. Ve o kitabı okurken zaten esas orada ben hakikaten kendimden geçtim. Çünkü Beyleş diyor ki, ey ahali diyor. Çünkü 80'lerde artık ana akım çok güçlü. Mekanikçiler. Diyor ki yani siz bütün bu deneyleri yapıyorsunuz. Aynen dediğiniz gibi. Yani zaten malzemeniz rastgele. Yani aslında sizin burada bulduğunuz şeyler sanmayın ki her şey de geçerli. Sadece birbirinden kopuk rastgele malzemede bu olabiliyor. İşte böyle geriye ket vurma falan. Mesela onu aslında von Restorff da doktora çalışmasına ona bakıyor ve daha o zaman tespit ediyor. Anlamlı malzemede yani birbirleriyle ilişkiler malzemede geriye dönük yani geriye doğru ileri doğru ket vurma diye bir şey olmuyor. Evet neredeyse hiç olmuyor bir de oradaki hiç, aynen ve diyor ki eğer bir malzeme işte belleğimize nakşetmek istediğimiz bir malzeme. Diyelim ki bir roman okuyoruz bir film izliyoruz ya da orada deney esnasında bir hikaye okuyorsunuz. Orada bir sizin açınızdan berrak bir belirgin bir yapı varsa o büyük olasılıkla hiç değişmeden hatırlanacak. Mesela böyle bir takım şekiller çalıştırıyor.
Ve bu şekillerin bazıları çok çok berrak bir şekli şemali var. Bazıları böyle rastgele garip. Çok belirgin olanlar, yani aylar sonra bile kişiler onu sonra hiç arada çalışmamış olsa bile, ha bu şöyle bir şekil vardı diye çizebiliyor. Onlar da unutma yok diyor. Öte yandan arada bir kategori var. Böyle belirli bir yapısal şey var ama tam değil. Onu da zihin, siz onun zihninize nakşediyorsunuz. Oradaki o tam şekle uymayan kısımları siz, herkesin zihni kendine özgü genelde. Ama bazen de biraz öngörülebilir şekilde, ona göre uyaranları oluşturuyor çünkü. Şekil değiştirmeye başlıyor ve sonra bellek testinde daha belirgin bir şey olarak siz hatırlıyorsunuz. Şimdi romandan bahsettiniz. Şimdi o da mesela çok önemli bir şey. Yani belleğe giren malzemenin sonra kendi kendine orada durup dururken yaşadığı dinamik ve o dinamik keyfi bir dinamik değil, daha belirgin, daha anlamlı bir şeye dönüştürme. İşte insan kendi geçmişini hatırlarken onun böyle sonra da çok şaşırıyorsunuz bazen ne olmuş diye. O bence çok, hatta şimdi şeyden bahsedeyim. İki gün önce yine bu ana akım çok hani şey önemli dergilerde şöyle bir başlık hemen okudum makaleyi. Taze çıkmış fırından. Diyor ki belirginlik çok muazzam bir şeymiş. O kadar muazzam bir şey ki çok uzun vadeli ve çok direngen bir şey yaratıyor. Bu da çalışma belleğinde yapılan bir çalışma ve diyor ki işte böyle bir malzemeler verdik. İşte her şeyin böyle çok süper hızlı oluyor. İşte şu kadar milisaniye gösteriliyor falan. Onlardan bir tanesi böyle çok belirgin özellikleri sahip. İşte dediğim gibi yani mesela şu kitap şimdi bu şeyin içinde böyle belirgin. Çünkü bir şekilde bu renk falan böyle farklı hepsinden. Evet. Tam ya da işte. Ve diyorlar ki bu unutmaya maruz kalmadı diyor. Yıl 2023. Güçtalçılar bunu tam 1900. Onlardan yani bahsedersek bahsediyor. 80'lerde de yeniden yazmışlar. Ondan sonra diyor ki ama sonra şöyle bir şey yaptık. Tam Amerikan tarzı. Öbür uyaranlara hatırlarsa ödül vereceğimizi söyledik. Vardı ya işte yine o levere bas yemeğini al. Yani yine karşısındaki katılımcıyı o kadar mekanik görüyor ki yani onu yaparsak halledeceğiz, eşitleyeceğiz ikisini. Ve diyor ki olmadı. Diğerleri unutulmaz kılınamadı ödüle rağmen. Evet, demek ki o uyaranda, o ortamın içinde, o diğer uyaranların içinde onun bir belirginlik vasfı oluştu. Ve belirgin olanın evet unutmaya çok direngen. Ya çok enteresan bu. O fare deneyinde, sıçanlarla yapılan deneyde şey de var. Deneyimin ne kadar herhalde içselleştirip önemli olduğu. O örneği de verir misin? Tam bir mekanikleşmeye karşı yine ödül mekanizması. Üç farklı deney sıçan grubu vardı. İzleyiciler de iyi anlar gibi düşündüm ben. Evet, yani o hakikaten şey aslında daha lisansta okurken o deneyi çok çarpmıştı beni. Çünkü o aslında bir yandan da davranışçılığın ölüm fermanını aslında oluşturan bir deney ama yeterince radikal, yani yeterince okunması gerektiği gibi okunmadığını düşünüyorum. Ondan sonra zaten Chomsky'lerin perspektifi davranışçılardan farklı tip bir kopuş gerçekleştirdi. İşte dil mekanik bir şekilde ödül ceza mekanizmasıyla oluşan bir şey değil. İşte lineer bir öğrenme dil falan Chomsky çıkınca. Burada şöyle bir şey yapıyor Tolman ve Hontzik 1930'da. Üç tane sıçan grubu var ve bir labirent vardı. İşte labirentleri çok seviyorlar. Böyle yani olabildiğince homojen yollar falan. Hiç ayırt edici şey yok. Yani doğa halbuki hiç öyle değil. Aslında bütün anlamsallıktan yoksun kılmış böyle yapay bir labirent var. Olsun. Şimdi bir grup işte labirentte dolaşıyor falan, bir çıkışı da var. Bir grubu hiçbir şey yapılmıyor. O böyle kendi kendine dolaşıyor. Sonra hasbelkader çıkışı buluyor. Sonra yine labirente ertesi gün konuyor falan. Ve onun işte çıkışa varana kadar kaç kere yanlış istikametli dönüşler yaptığını bakıyorlar. Yani şeyde onu sayıyorlar. İkinci grup ise daha ilk gün böyle çıkışa vardığı an ödül veriliyor. İkinci gün buna hep böyle hafif ödül, işte bir yiyecek. Tabii koku şeysi verilmiyor. Yani kokusunu almayacak şekilde konuyor o yiyecek. Hepsi böyle biraz aç bırakılmışlar. Ondan sonra ertesi gün ne oluyor? İşte ondan sonraki gün ne oluyor? Bakıyorlar işte böyle yanlış dönüşler giderek azalıyor
ve daha az yanlış dönüşle çıkış noktasında varıyor o gruptaki sıçanlar önümüzde o 11-12-13 gün içinde. Esas ilginç olan bir üçüncü grup. O üçüncü grup birinci grup gibi. Yani hiçbir şey yapılmıyor onlara ta ki 11. güne kadar. 11. günde çıkıyorlar ve birden bir yiyecekle karşılaşıyorlar. Hani hiç yokken. Ertesi gün labirente kondukları zaman çok ilginç bir şey oluyor. Hızlıca çıkışa varıyorlar ve ilginç bir şekilde buradaki, yani burada hep şu ana akım şöyle diyordu. Her gün ödüllendirilen grubun performansına hemen ulaşıyor diyorlardı. Ama aslında grafiğe bakıldığı zaman onlardan da daha az hatayla varıyorlar sonuca. Yani onları da geçiyorlar performans olarak. Sadece bir gün o ödülü alarak. Ve yazarlar da şey diyor, yani çok ilginç aslında ikinci gruptan daha başarılılar. İstatistik olarak da hani anlamlı bir fark bu falan. Bunu bir tekrar yapmak lazım. Yani ben hakikaten yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tesadüf olmayabilir. Eğer bu replika olursa bu bulgular. Bu kanımca şu demek. Tam da 11 gün boyunca özgür bırakıldıkları için. Keyiflerince bütün sahayı tarayabildikleri için. Sonra ha ödül var tabii ki, yani yiyecek istiyorlar çünkü zaten biraz açlar. O zaman muhtemelen çok daha iyi bir saha haritası oluşturdular ki daha da kısaltmadan çıkışa varabildiler. Diğeri ise aslında bir bakıma hedefe kul köle kılınmış durumda. Çünkü artık giriyor ve dur nasıl yapmıştım? Ha buradan şuraya dönmüştüm, buradan buraya. Bazen biz de yaparız ya, emin olmadıysa yine bildiğimiz yoldan gidelim çünkü öbür yol risklidir. Bunun şöyle bir aslında anlamı var eğitim açısından. Yani işte bu yaratıcı düşünmede yaratıcılık konusunda da çok kafa yoruyorlar ve üretkenlik. Ve bir kere Vygotskiler gibi şey diyorlar, yaratıcılık böyle birkaç insana bahşedilmiş muazzam bir şey değil. Herkes yaratıcı ama bu yaratıcılık öldürülüyor. Yani çocuklarda zaten görüyoruz çizimlerinde şeylerin aslında çok yaratıcılar. Ve aslında eğitim sistemi falan tam da dolambaçlı yollara izin vermeli. Ve bazen o, buradaki o bir köpek örneği vardı. Bazen o şeyi de gerekli kılıyor. Sözüm ona hedefin tam zıt istikametine gidebilmek. Ya yani o lükse sahip olabilmek. O da işte bizim o yayın meselesine de geliyor. Yani o kadar bir hedefe, bilim insanları da bana artık hakikaten o kutudaki sıçanlar gibi geliyor. Böyle sürekli bir şey üretimi, makale üretimi, işte oradan puan, şuradan puan. Bu insanları böyle biraz riskli alanlarda biraz böyle etrafı koklaşmak, biraz bazen alakasız belki bir roman okumak o esnada ve oradan ilham almayı imkansız kılıyor artık. Yani o kadar hırslı ve hızlı bir şey oldu ki bilim, yani ben kesinlikle bilimin de yavaşlaması gerektiğini ve çocukların bu dolambaçlı yollardan yollama izninin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, galiba bu serbest bırakılan çocukların daha üstün olduğunu oyunu oynayanlar, Homo Ludens gibi gösteriyordu. Bizim bu Juan Hari'nin son bir kitabı çıktı, o da dikkat dağınıklığı ile ilgili, onda da vardı. Son olarak şey söyleyeyim, bütün bunların yanında da bir de kültürlenme ya da bakıyor. Yani evet, farklı kültürler arasındaki farkı da. O yüzden gerçekten çok yönlü bu kuram. İzleyiciler açısından da hani dağınık olduysa ben özür diliyorum kendi sorunlarımla çünkü ama... Ben de belki. Yok yani muhteşem bir kitap. Yani bu çok analitik bir, ya Gestalt kuramı ben hani... Ya, kuram çok muhteşem diyelim. Yani ben Türk'te kitaptım, hani bu inanılmaz kuramı aktarmak. İnanılmaz örneklerle açılmış. kendi belleğinden de kuram sevgili Esra Mungan'ın örnekler vardı. Bu kültürlenmeyle de ilgili böyle programda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Oradaki farklılıklar, işte bir binici at görülmesindeki şeyle başka kültürler arasındaki... bağdaşmalar da, onlar da kale alınıyor. Onlar da çok önemli. Ondan da bir bahsedelim isterseniz. Evet. Beni de hakikaten o kısım da çok çarptı. Çünkü biliyorsunuz hani o dönem böyle işte 19. yüzyıl, 20. yüzyıla geçiş, işte böyle belki onu daha ilk etapta Fransız coğrafyasında gördüğümüz bir şey, böyle antropolojide falan. Yani böyle bir işte modern insan işte en üst mertebeye geldi. Ondan sonra bir de bu ilkel topluluklara gidelim. İşte onlar işte bilmem kaç basamak gerideler falan. Zavallım işte resimleri de bir çarpık çırpık falan. Bu insanlar öyle yaklaşmıyor. Ve işte bu endüstriyel kent yaşamının girmediği bölgelere gidip daha 1900 işte onlarda. Orada mesela işte böyle... Bir örnek işte ağaçlar orada, işte böyle bir grup ağaç var ama
bir böyle üç ağaç bir tarafta, üç ağaç öbür tarafta ve şey diyor, hani kaç ağaç var diyor. Yani kesinlikle altı ağaç demiyor. Üç ve üç diyor. Onu ayrı olarak grupluyor. Ama mesela hani altın mevhumuna sahip olmadığından değil. Yani onu nesneleri kendi coğrafi alanları içindeki konumlanışıyla aktarmayı daha hakikate uygun buluyor. Ya da işte dediğimiz gibi mesela şeyde işte bir at ve bir binici burada kaç şey var diye sorduğu zaman bir diyor. Bu yine hani böyle ve şey diyor ya, tamam hani soyutlama yapamama olayı değil. Burada binici ve at onun için hani işlevsel olarak bir bütündü. Sonra tekli tek bir şey olarak görüyor ve onu şey olarak hani ayrık iki olarak rakamlandırmayı onun hakikat açısından yanlış. İşte o bana biraz bana şeyi hatırlattı hakikaten o Eduardo Galeano'nun kitabında Latin Amerika. Evet, İspanya, Latin Amerika'nın evet kesik damarları orada oranın yerli halkları o ilk işte atlı süvarileri falan gördükleri zaman Centaurus sanıyorlar. Yani arkası gövdesi at, şeysi başı insan, tekli bir varlık. Yani biz şu an böyle hay nasıl olabilir diyoruz ama yani bu yani bir çocuğun da mesela bir bebeğin algı biçimi ne kadar değiştiğini böyle biraz unutuyoruz ve aslında belki bir en büyük hatamız bu deneyleri yaparken böyle hani çok bilmiş üçüncü kişi üzerinden yapıyoruz. Yani uyaranlarımızı da öyle oluşturuyoruz. Yani ben mesela Tomasello'da problemi buldum şempanzelerle yapılan çalışmalarda. O kadar böyle hani böyle beyaz insan üzerinden yani o çok bilen bilimci çoğunlukla da erkek ve batılı yani o böyle o yetişkin üzerinden uyaranlar oluşturuluyor. Sonra ha işte bak yapamıyor. İşte şempanzeler işte dil öğretilmeye çalışıyor ama sen hani orada kendi dilini öğretmeye çalışıyorsun. Hani bir zahmet belki onların kendi bir sentaksı da var. Kendi iletişimlerini de anlaman lazım. O tarafları da hoşuma gidiyor ama bu varken etik görelilik, kültürel görelilik yani şeyi de reddediyor. Yani bir yandan aynen dediğiniz gibi yani bir takım evrensel şeyler de var. Gruplama, şekil, zemin falan ama onların tezahür etme biçimleri farklı farklı olabilir. Onun için biz araştırmalarımızı yaparken kültürel ortam hepsini dahil etmemiz lazım. Evet yani bu derece bütünlükçü bir teoriden bahsediyoruz diyeyim. Son olarak bir etik konusuna ben çok zevk aldığım için bizden sonra da program yok mu çok az daha uzatalım diyorum 4-5 dakikada. Bu etik mevzusunda da şey çok güzeldi orada aslında çok basit izleyicilerin de anlayacağı bir örnek işte ben gittim birinin kasasından bir şeyi almadım diyor bir hırsız yani tam böyle olayı hatırlamıyorum yine Gestalt birleşmesi anlamı bütünselliğini hatırlıyorum. Ama başkasına aldırtıyor. Hakiminde de ben onu almadım, onu çalmadım dediğinde aslında haklı çıkıyor. Ama nedir bu? Aslında bir şeyi çaldırmış ya da bir şeyi azmettirmiş suçluların. Parçalara düzgün bir şekilde bakmadığımız zaman sadece söylemi ki günümüzde bu çok önemli bir şey haline geldi. Sadece söyleme bakıp insanların eylemlerine, davranışlarına, aradaki bağlantılara zamana, mekana vesaire bakmadığımız zaman aslında etik olarak ne kadar yanılabileceğimizle ilgili harikulade bir makale vardı. O şey hakikaten o fragmentasyon yani aslında belki ilk başta ondan da bahsetmem iyi olurdu. Öğrencilerin yani bu üniversite ortamı aslında şey yani üniversite gerçekten çok karşılıklı bir besleme yaratan bir şey ve öğrencilerim de bana çok ilham vermiştir ve çok ipucu da sunmuştur. Psikolojide son sınıf öğrencilerimiz böyle hani hiçbir şey öğrenmedim gibi hep hissediyorlar. Biz hep şey diyorduk aslında öğrendin örtük bellek bak sonra yüksek lisans sınavlarına başvurduğun zaman başarılı olacaksın falan diyorduk ama sonra bir baktım aslında şey sosyoloji felsefeden falan mezun olan son sınıf öğrencilerinde aynı problem yok. O zaman hakikaten çok fragmente yani o kadar yani gelişimsel psikolojideki bilgiler bilişselle sosyal psikolojiyle hepsi böyle birbirinden kopuk kopuk anlatılıyor. Şimdi bu etik kısmında da o dediğiniz gibi yani hani çaldı mı çalmadı mı ama buradaki şey parçalar hatta bütün anlam yani oradaki esas taşıyıcı yani o mesele esas taşıyıcı şey orada bir hırsızlığın olması. Dolayısıyla onun bütün özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Sadece böyle mikroskopik ve tünel bakışıyla tek bir şeye fokuslanmaması gerekiyor. Hepiniz bunu yaşamışsınızdır eminim ki. Bu böyle bazen tartışma şeyleri oluyor, ortamları oluyor. Ve bazen böyle bir tartışılıyor ve şey diyorsunuz.
karşı taraf mesela şey diyor, yani öyle diyorsunuz ama böyle falan. Ama diğeri hep baskın çıkıyor. Ama mesela siz izlerken ya burada yanlış bir şey var. Baskın çıkıyor ama burada bir şey hatalı. Çünkü orada özünde çok sahte ya da çok demagojik, samimiyetten falan, uzak bir şey var. Ve kafamı en meşgul eden şey o. Yani bir insanla bir şey tartışırken bunu nasıl anlatabiliriz? Çünkü bazen mesela mesela biraz hani sağ sol diyelim ki milliyetçi bakışla alternatif bir bakış arasındaki en büyük zorluk, milliyetçi bakışın işte hani sığınmacılar kötü, işte onlardan dolayı işler gitti. Çok kolay dinlenebilen ve kolay çok basit bir gestalt olarak zihinlere yerleşebiliyor. Ve siz ona karşı böyle ekonomik modeller, işte Marx, işte sömürü sistemi nasıl şey yapacaksınız? Çünkü aslında hakikat yani bu kadar basit değil, o sığınmacılar bir sonuç neden değil. Nasıl bunu anlatabiliriz? Ve o hakikaten çok daha meşakkatli, daha dürüst. Biraz da demek ki yavaşlamaya ihtiyacımız var. Bir yavaşlamaya aynen. Enformasyonu evet, böyle. Evet, böyle şipşakçı olmaması evet, lazım. Ama işte öyle bir yere gelip onu da o rekabete yine senin evet, parantez içinde ekonomik evet, sistem dahilinde de çekmek evet, isteniyor evet, demeyeyim de yani evet, böyle bir kurulu evet, yapı içindeyiz. O yüzden Gestalt kuramı gördüğünüz üzere herkese tavsiye ediyorum. Esra Munga'nın son zamanlar şimdi böyle dediğim için bazıları çok kitap sevdiğimiz için bize dalga geçerler hep çok översiniz diye ama yani bu ayın kitabı budur. Ben size söylüyorum. Bunun çünkü teorik açıdan, bilimsel açıdan birçok şeyi birleştiren, kafamızda toplayan, yepyeni bir paradigma ile ilgili de tartışmaları yol açacak bir kitap. Ve çok güzel bir dille yazılmış. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle ben teşekkür ederim. Evet, o zaman programı bitiriyoruz. Bugün de eksik olanın sonuna geldik. Alp'e selamlar söylüyorum. İyi günler.